Bugs Bunny Plays kanalına hoş geldiniz. Hemen her şeyi uzatmadan anlatmak istiyorum. Strongholds görevi yani kale görevi birinci alan kapanma anonsundan 10 saniye sonra çıkıyor. Yani oyuna başladığımız andan itibaren 3 dakika 10 saniye sonra haritada belirmeye başlıyor. Görevin haritadaki şekli kale şeklinde. O alana girince görev kendi kendine direkt aktif oluyor. Buradaki amacımız botları öldürüp bombayı imha etmek yani defuse etmek. Yalnız botları öldürürken dikkatli olmak lazım. Öyle hurra diye dalarsan seni direkt kıvırırlar. O yüzden teker teker sakince halletmemiz gerekiyor. Ayrıca botların içinden çok güzel ekipmanlar çıkıyor. Mesela burada UAV çıktı ve bildiğiniz gibi artık oyundaki marketlerden UAV alma sınırı getirildi. Bence bu botları 2-3 dakika içerisinde kesip ekipmanları dizmek çok mantıklı. Burada da görevi tamamlıyorum ve yine çok iyi ekipmanlar çıkıyor. Şimdi gelelim 3. silahı aynı anda nasıl taşıyacağımıza. Bu yerde görmüş olduğumuz medium çanta ve büyük boy çantada ekstra silah taşıma slotu var. Ondan önce ise oyuna başlamadan yaptığımız loadout'ı çekelim. Bütün perkler ve kendi yaptığımız silahlar buradan çekiliyor. Bugs Bunny loadout'ını çekelim. Şu an elinde en sevdiğim silahlarım var. Uzak için sniper ve yakın için SMG'yi aldım. Genelde benim oynayış tarzım bu şekilde. Fakat orta mesafe ve uzak mesafe bitiriciliği için artık yanıma ekstradan 3. bir silah olan M4'ü alabilirim. Ayrıca bu görevin bulunduğu yerdeki kutuların hepsini açarsanız çok sağlam para bırakıyor. Yani squad olarak girdiğinizi düşünün. Büyük ihtimalle herkes kendi loadout'ını çekmiş ve üzerine 3. silahlar alınıp onun da üzerine UAV, Airstrike, işte Armor Box, Munition Box bu tarz şeylerin hepsinden ikişer tane alınabilir. Çünkü bu taşıdığımız çanta sayesinde istersem 2 tane UAV taşıyabilirim, istersem 2 tane Munition Box taşıyabilirim. Hepsini de oyun sonuna kadar kademeli bir şekilde kullanabilirim. Bu arada bu görevi bitirdikten sonra kendi çevresinde otomatik UAV açıyor. Yani siz şimdi bu botları vururken illaki birileri sizi duyup gelebilir. Zaten görev aktif olduğunda herkes sizi duyuyor ve görüyor. Sonuçta ateş ediyorsunuz, bilmem ne haritadan gözüküyor. Siz onları haritada bu şekilde görüyorsunuz. Botlar içi boş kırmızı kare şeklinde. Gerçek adamlar yani senin benim gibi insanlar içi dolu kırmızı bir şekilde gözüküyor haritada. Şimdi de asıl 3. silahımızı marketten çekmeye gidelim. Bu arada oyuna girmeden önce yaptığımız loadoutları düşünün. İlk loadoutımı çekmiştim ben zaten. Bugs Bunny loadoutı. Bu marketten sadece Bugs Bunny loadoutının 1. silahını çekebiliyorsun. Yan tarafa kaydırdığın zaman 2. loadoutımın 1. silahını çekebiliyorsun. Yani sadece 1. silahını çekebiliyorsun. Sıralaması en üstten 1-2-3, aşağı geç sola 4-5-6 diye gidiyor loadout sırası. Ben şimdi orta uzak mesafe olan ve kendimi o mesafelerde eksik hissettiğim için sniper yanına M4 silahını çekiyorum. Bu sayede uzak mesafe sniperla tek atamazsam hemen diğer çantamdan M4'ü çıkartıp sprey atmaya başlayacağım. Zaten o spreyde illaki bir iki tane mermi denk gelir ve ölür. Şimdi ise 3. silahımızı nasıl elimize alacağımızı göstereyim. Taba bastım. Üstteki çantadaki 3. silahıma mouse'umun sol tıkıyla bastım ve şu an elimde tuttuğum M4'ün yerine geçti. Aklınızda olsun, o an elinizde hangi silah duruyorsa 3. silah onun yerine geçiyor. Vallahi elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Yani buraya kadar geldiysen ve beni desteklemek istersen videoyu beğenip abone olabilirsin. Bu tarz eğitim setleri ve oynanış videoları sizler olduğunuz sürece gelebilir. Ben elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.